Medyascope TV özel yayınından herkese merhaba. Dün feminist, yazar, aktivist, akademisyen, aslında isminin önüne birçok sıfat getirilebilecek birini kaybettik. Şirin Tekeli. Şirin Tekeli hayatını feminist mücadeleye adamış biri. Özellikle Türkiye'de feminizmin bir hareket olmasına öncü olmuş kadınlardan biri. Bir feminist hareket olarak feminizmi Türkiye'ye tanıtmış bir kadın. Konuğum Filiz Kerestecioğlu. Filiz Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Siz Şirin Tekeli ile yakından da tanışıyorsunuz. Hatta bu süreçte birlikte çeşitli süreçleri birlikte örgütlediğinizi de biliyorum. Size öncelikle kişisel olarak Şirin Tekeli'yi tanımanızdan kaynaklı ne söylemek istersiniz Şirin Tekeli için diye sormak istiyorum. Yani hepimiz çok üzgünüz gerçekten. Çünkü doldurulması zor bir boşluk. Hatta imkansız Şirin'in boşluğu öyle olacak. Çünkü o onun güzel aklı hep bir yerde duruyordu ve biz sık sık ona müracaat ediyorduk. Ya da müracaat etmesek işte sağlığın iyi olmadığı zamanlarda ya da birçok zaman sadece öylesine sohbet için uğrasak bile Şirin mutlaka o sohbetlerin içerisine öyle güzel akıllar, sözler yerleştiriyordu ki o da önümüzü açıyordu. Bu nedenle hakikaten kişisel olarak özellikle benim için de telafi edilemez, kaybı doldurulamaz, hayatımda öyle bir boşluk yaratacak diye düşünüyorum. Yani kaybettiğim ablamdan sonra ikinci bir ablaydı aynı zamanda Şirin. Bu nedenle evet çok üzgünüz ama tabii ki sadece bizler değil, yani Türkiye Kadın Hareketi'nin, feminist hareketin öncülüğünü yapan, Türkiye'de birçok ilke imza atan ve kadınların önünü açan bir kadındı Şirin. Bunu da o kadar mütevazı ve hiç fark ettirmeden yapardı ki, öyle büyük bir sadelikle, öyle büyük bir zerafetle. Ben aslında eşitlik onun bedeninde sanki zaten adını alan bir şey diye düşünüyorum. Herkesle eşit ilişki kurardı Şirin ve eşit yaşardı. Yani bu benim oğlumla da öyleydi, başka çocuklarla da, büyüklerle de, biz yaştakilerle de, yani biz çok gençken onunla tanıştık ve o dönemlerde de Şirin hep Şirin de Şirin Hanım olmadı ya da işte etrafında böyle çeşitli erkanlarla dolaşan bir insan hiç olmadı. Zaten feminizm böyle bir şey değildi ama Şirin bunun çok güzel bir timsaliydi diye düşünüyorum ben. Bugün Aksu Bora da bir yazı kaleme aldı Şirin Tekeli'nin ardından. Feminizmin ilk adı gitmiş gibi dedi. Gerçekten Şirin evet. Tekeli Türkiye'de feminizmin ilk adıydı galiba. Evet, evet ilk adıydı. Yani hani bizde önderlik yoktur ama hani böyle bir şey olacak olsaydı hani bu Şirin Tekeli'dir, Stella Ovadia'dır. Yani onların ismini özellikle telaffuz etmekten ben hep gurur duymuşumdur. Çünkü gerçekten çok önümüzü açan mücadeleci feminist kadınlar. Stella çok şükür hala bizimle. Evet, ilk adıydı feminizmin. Hatta kendisine çok güzel bir şekilde mahcup feministim diye ifade ederdi. Çünkü o dönemde 80'lerde daha öncesinde feministim demek, feminizmi telaffuz etmek kolay bir şey değildi. Buna her cenahtan saldırı olabiliyordu. Hepimiz buna ciddi biçimde maruz kaldık o yıllarda. Ama ilk maruz kalan tabii ki Şirin'di. Yani bunu telaffuz ederek ilk maruz kalan Şirin'di. Somut dergisinde yazdıkları yazılar Türkiye'nin her tarafından kadınların eline ulaştı.
Ve bizlere çok büyük ufuklar açtı o yazılar. Ve ondan sonrasında zaten kadın çevresinde İstanbul'da BİSAT'ta toplantılar yaptık. Sonra işte Daya Karşı kampanyayı örgütledik. O daha öncesinde aslında ayrımcılığa karşı sözleşme için imzalar açtı, kampanyalar açtı. Medeni Kanun imza kampanyasında bulundu. Yani say say bitmez aslında Şirin'in yaptıkları. Kadın Eserleri Kütüphanesi'nin kurucusu oldu. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'nın kurucusu oldu. Kader'in kurucusu oldu. Ve en son olarak da birlikte Kadın Hukukçuları Destekleme Vakfı'nı kurduk. Şirin Ahmet Tekeli Kadın Hukukçuları Destekleme Vakfı'nı. Bu bir de şöyle anlamlı bir şey. Şirin'in bütün hayatı aslında Türkiye'nin bugünkü bu kötücül ve çirkin siyasetine bir mesajdır. Çünkü bu kadar kötülüğün içerisinde bu kadar iyilikle yaşamak zor bir şeydi Şirin için de. Son dönemlerinde özellikle o olumsuz, umutsuz halini de görüyordum. Ama bir yandan da hakikaten kadınlardan çok umutluydu. Yani 21. yüzyıl kadınların yüzyılı diyordu ve geleceğin kadınlarla kurulacağına inanıyordu. Ben de buna inananlardan biriyim. Tek ve en önemli umudum bu zaten. Bunları ifade ederken bir yandan da yani bu kötücül siyaset içinde, bu kadar yolsuzluk içinde, bu kadar para hırsı içerisinde Şirin bütün mallarını vakıflara ve yoksul hukukçu öğrencilerin örneğin okumasına adadı. Ve kıyafetleri de sadeydi, hayatı da sadeydi. Onun üstüne hep böyle bir şeyler koyayım ya da bunları sıkayım, bir kenarda tutayım gibi bir anlayışı hiç olmadı. Dediğim gibi eşitliği nasıl bütün bedeniyle, varlığıyla yaşadıysa paylaşımı da öyle yaşadı. Hem dostlarıyla hem de öncü olduğu vakıflarla, kuruluşlarla. Ben ölümü de aslında bir başka mesaj olarak yaşadı diye düşünüyorum. Bugün belki birçok insanın aklına getirip de yapamadığı şeyi yaptı Şirin. Yarın onu İstanbul Tıp Fakültesi'nin önünden, ÇAPA'dan, Temel Bilimler Enstitüsü'nün önünden uğurlayacağız saat 19'da. Bedenini insanlığa adadı. Tıpkı ömrünü, bütün yaşamını feminist mücadeleye, insanlığa adadığı gibi. O aynı zamanda İnsan Hakları Derneği'nin de kurucu üyelerinden birisiydi. Çok eski yıllardan, ilk yıllardan itibaren. Ve dediğim gibi şimdi işte bilimsel çalışmalar için adadı bedenini. Bu da çok değerli bir şey aslında. Evet, aslında feminizmle Fransa'da tanışıyor. Tam olarak adını feminizm koymasa da evet. Simone de Beauvoir'la tanıştığını söylüyor. 78'de kadınların siyasal hayata katılımı ile ilgili doçentlik tezi var. Hatta birçok insan karşı çıkıyor bu tezi yazmasına. Tepki alıyor. Evet, tepki alıyor. Ama Türkiye'de gerçekten ikinci dalga feminizmin öncü kadınlarından biri diyoruz. Bir hareket olarak feminizmi Türkiye ile tanıştıran bir kadın Şirin Tekeli. Bir röportajında sizden de bahsediyor. Daya karşı yürüyüş sürecinde birlikte zannediyorum o süreci örgütlediniz. Evet. Ben biraz o süreci dinlemek istiyorum sizden. Bir unutulmaz evet, da evet. Fotoğrafı var elinde bildiri okurken o eylemde. Evet. Evet, hem o fotoğrafı var hem de bir fotoğrafı daha var aslında. Kadınlar üstündeki baskılara son pankartıyla geldi Şirin o yürüyüşe. O pankartı kendisi hazırlamıştı. Kendi boyamış, çiçeklerle bezemiş ve kendi yazmış. Birçok kadın da aslında kendi hazırlamıştı ama hani Şirin'inki gerçekten çok özel ve güzeldi. Resme yeteneği olduğunu da biraz o zamanlardan öğrendik. Sonrasında çok güzel resimler de yaptı. Yani yazıları, işte en son Feminist Düşünce kitabını 1,5 ay önce imzalayıp vermişti bana. O kitabı ve daha birçok kitabı var zaten ve çevirileri var, bize kazandırdı. Ama yürüyüşte işte bu
Mustafa Durmuş isminde bir hakimin bir boşanma davasını red gerekçesinde kadının karnını sıpasız, sırtını sopasız bırakmamak gerek derler sözünü de o karara yazdırmasıyla biz o zaman kadınlar olarak dedik ki bu bütün kadın cinsini aşağılayan bir karardır. Sadece o kadına değil ve bir sembolik manevi tazminat davası açacağız. 1 liralık bir tazminat davası açtık. Bu reddedildi tabii taraf olmadığımız gerekçesiyle. Ama onun yanı sıra bir kampanya örgütlemeye ve bir yürüyüş yapmaya karar verdik. Dayağa karşı yürüyüşü. Bizler daha genç şirinden daha heyecanlı kadınlardık. Ama o hep böyle hem mücadeleci hem inatçı o zarafetin içerisinde çok inatçı bir kadındı aynı zamanda. O mücadele azmi de o yüzden hep devam etti. Bize çok destek verdi. Ona danıştık. Danıştığımız insanlardan birisi de oydu. Ve dedi ki evet yasal izinleri alın. Böyle bir şey yapalım hep birlikte. Neden olmasın? Ve bize güç verdi. Sonra işte biz 50 kadın mı 100 kadın mı olur bilmiyoruz diye düşünürken tertip komitesi içerisindeydim ben işte. Ve o yürüyüş işte başvurularını yaptık. İzinleri aldık. 12 Eylül'den sonra darbeden sonra yapılan ilk yasal yürüyüştü ve çok anlamlıydı gerçekten. Hani o özel olan politiktir. Gerçekten hani kol kırılır, yen içinde kalmaz. Bunu ifşa etmeliyiz ve sadece bunu siz yaşamıyorsunuz, biz yaşamıyoruz. Hep birlikte yaşayabiliriz ve buna hep birlikte şiddete karşı sesimizi yükseltmeliyiz diyen bir yürüyüştü. İlk sokak eylemimizdi bu anlamda kendimiz için yaptığımız ve evet o günler o yürüyüş binden fazla kadının katıldığı ve Türkiye Feminist Hareketi kadın mücadelesi tarihinde dönüm noktası olan günlerden biriydi 17 Mayıs 1987. Ben son olarak aslında yayın başladığından beri konuşuyoruz ama Şirin Tekeli Türkiye Feminist Hareketi için politik anlamda ne ifade ediyor? Bir derleyip toparlamanızı isteyeceğim. Feminist hareketin, politik hareketin öncülerinden Şirin Tekeli ve aslında son söylediğim sözün yapı taşlarından birisi. Yani feminist politika alanlarda ve hayatın her alanında yapılması gereken bir şeydir. Özel olan politiktir, kişisel olan siyasaldır ya da onun ilk önerdiği tabiriyle belki. Ve bu dünyayı kadınlar değiştirecek. 21. yüzyıl kadınların yüzyılıdır. Ve dünya değişecekse eğer bu erkek egemen siyasetten arınarak ancak olabilir. Bunun yolu da kadınlardan geçer, feminist mücadeleden geçer. Bunun sözünü ilk söyleyen insandı Şirin Tekeli Türkiye'de ve son söyleyen olmayacağına da biz söz veriyoruz. Evet, yayını kapatmadan önce tekrar hatırlatalım. Şirin Tekeli'yi yarın kadınlar mor kıyafetlerle Bodrum'dan İstanbul'a uğurlayacaklar. Bedenini bağışladığı İstanbul Çapa Tıp Fakültesi önünde saat 19'da da karşılanacak Şirin Tekeli. Tekrar hatırlatmış olalım ve karşılanmayacak. 19'da Çapa İstanbul Tıp Fakültesi önünden uğurlayacağız. Evet. Tekrar hatırlatmış olalım. Yani oradan İstanbul'daki uğurlamada 19'da yarın İstanbul Tıp Fakültesi Çapa'nın önünden olacak. Evet. Bu hatırlatmayı da yapalım. Filiz Kerestecioğlu'na çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. İyi bütün çalışmalar kadınların diliyoruz. Başı sağ. Evet, hepimizin başı sağ olsun. Şirin Tekeli'nin bir ömrünü adadığı feminist mücadelesini yakın arkadaşı Filiz Kerestecioğlu'yla konuştuk. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yayını Şirin Tekeli'nin kendi feminist mücadelesini anlattığı kısa bir röportajıyla kapatıyoruz. İyi günler. Yaşındaydım. Bu topluluğun en yaşlarından biriyim. Ama o zaman için bayağı gençmiştim. 37 yaş. Üniversiteden ayrılmıştım. Çok yeni ayrılmıştım. Ama ondan önce de, ondan 4 sene önce de yanılmıyorsam
kadınlarla ilgili bir göçerlik tezi yapmışlar. Şimdi ben o tezi çalışmaya 75'te başladım. 75 Dünya Kadınlar Yılı. Beni tetikleyen o oldu. Ama şu var, gerçeği şu. Bir kere ben Fransa'ya gittiğim zaman Simone de Beauvoir'ı keşfettim ve benim başucu kitabım oldu. Yani dolayısıyla entelektüel açıdan Simone de Beauvoir'la başlayan kadın meselelerinde bilgi hep vardı. Ve 75'ten sonra da şeye karar verdim. Siyaset bilimci olarak, siyasette yoklar, bu çok açık, niye yoklar diye bir soru soraraktan kadınlar ve siyaset üzerine bir tez yapmaya karar verdim. Ben bu tezi seçtiğim zaman da yakın çevremden, en iyi arkadaşlarımdan başlayarak böyle siyaset bilimi tezi olur mu dediler. Yani siyaset bilimi dediğin işte devletle ilgili bir şeydir, işte askerle ilgili bir şeydir falan. Ve karşı çıktılar yani. Onlar karşı çıkınca ben de inat ettim. Ben bu tezi yapacağım diye. Yani genel çerçevesi itibariyle Marksizme dayanan bir tezdi. Feminizme dayanan bir tez değildi. Engels'ten başlayarak, Bebel'den geçerekten Marksist kaynaklardır. Ama bir yerde onların yetmediğini de hissediyordum. Yani Marksizm aslında bizim kadın sorunlarını görmemizi perdeleyen bir ideoloji idi. Kadınlarla toplumu karşı karşıya getiren fakat kadınlarla erkekleri karşı karşıya getirmekten kaçınan bir cümleyle bitiyor. O anlamda da feminist değil. Feminist merak diyelim var fakat feminist açıklama getirmeyen bir tezdir o. Kesinlikle bir kadınların yüzyıldır. Geri çevrilmesi mümkün değildir. Yani daha önce kadın hareketi döngüsel bir hareket oldu hep. Kazanımlar oldu sonra püskürtüldüler. Hem ekonomide hem politik olarak. Yani faşizmden her yerde kadınları püskürttüler. Sonra yeniden başladı. Yani bitmeyen bir mücadele aslında. Ama kesinlikle artık 21. yüzyılda kadınlar varlar diye düşünüyorum.